O zaman yeni müdür nerede kardeşim? Buradayım. Merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü, yani sizin yeni müdürünüz Elif Dağcı. Elimi sıkmayacak mısınız? Memnun oldum. Ben de. Memnun oldum. Ben de. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Rahat arkadaşlar. Ya biz zaten gayet rahatız. Değil mi Ali? Evet. Ben esas duruşa bile geçmedim. Benim de bir elim cebimdeydi. Bir ara elinizi sıkmak için öyle çıkardım ama bakın hemen tekrar cebime sokuyorum ya. Peki neden bu kadar rahatız biliyor musunuz? Neden bilmiyorum. Çünkü biz bu numarayı yemedik hanımefendi. Numarayı mı? Çok yanlış adamları seçtiniz şaka yapmak için. Şaka. Vallahi hanımefendi, sizi hangi şerefsizler bu alçakça ve haince komploya alet ettiler bilmiyoruz ama birazdan biz kendilerinin kafalarını duvarlara sürtmek suretiyle kıvırcım enerjisi üretirken asıl siz bu edebiyat öğretmeni kıyafetinizle onların haline çok güleceksiniz. Çok affedersiniz ama neden bahsettiğinizi anlayamadım. Ben şaka falan yapmıyorum. Size bizim Maraz Ali ile Adanalı olduğumuzu söylemediler mi? Yeni mi katıldınız teşkilata? İstanbul'a yeni mi tayin oldunuz? Çünkü normalde ahlı başında bir insan Adanalı ile Maraz Ali'ye teker teker veya ikisi bir aradayken bulaşmanın intiharla eşdeğer bir hareket olduğunu çok iyi bilir. Hatta intihardan çok katliam da diyebiliriz. Aynen öyle. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi ciddi ciddi bunun şaka olduğunu falan mı sanıyorsunuz? Bir dakika. Thank you.
Yavuz Amir yeni müdürün kadın olduğunu öğrendi galiba. İyi de bizim ne suçumuz var? Biz mi atadık kadını? Olsun. Yavuz Amir'in içinde biriken sopa ve eskitme enerjisini bir yere kanalize etmesi gerekiyor. Kanalize? Evet. Yoksa çok asabi olabiliyor. Anladım. Normalde hiç asabi değil yani. Engin! Hazır mısınız arkadaşlar? Ne amirim? Beyinlerinizin ve ağızlarınızın kırılmasına. Niye amirim? Niye amirim? Hiç. Bizim de içimizden size eşek şakası yapmak geldi de. Değil mi Ali? Ha? Aynen öyle. Bak Ali diyorum ki ben bunu biraz eskittikten sonra kurbanları biraz değişelim çünkü ben hep aynı adamı dövünce benim canım sıkılıyor. Olur. İyi de amirim. Bizi dövmeden önce en azından suçlarımızı söyleseniz de niçin dayak yediğimizi bilsek bari. Oğlum sizin başka işiniz gücünüz yok mu lan? Hayır operasyon olmayınca canınız dayak yemek mi istiyor? Adrenalin? He? Hem bir polis hem de koskoca bir başkomiser ve onun yardımcısı amirlerine böyle sulu şakalar yapar mı? Utanın kendinizden abicim, biraz utanın. Şaka mı? Ne şakası amir? Eşek şakası. Eşek şakası. Hangi kız amirim? Oğlum bakın. Cidden elimizde kalacaksınız artık. Kesin şakayı. Ya kızım sen niye hala orada duruyorsun? Niye duruyorsun hala? Şaka bitti. Hadi işinin başına hadi. Kış. Vallahi amirine söylerim. Vallahi şikayet ederim. Ceza aldırırım sana bak ha. Hadi git. Allah Allah ya. Hala duruyor ya. Yürüsene kızım işine. Aptal. Yalnız amirim o hanım gerçekten... Kızlar! İkiniz de cezalısınız oğlum bundan sonra. Ama amir bu bayan gerçekten... Bence biz bunları hiç dövüp de kendimizi yormayalım. Direkt trafik polisi yapalım. Görsünler günlerini. Amirim ama gerçekten biz doğruyu söylüyoruz. Süper fikir buldun Ali. Vallahi bravo. Abu. Ne lan? Ali şuraya bak. Ali şuraya bak ya, ulan yememişler, içmemişler. Şaka inandırıcı olsun diye kız için bir de sahte atama haberi hazırlamışlar. Ulan resim falan koymuşlar ha. Yalnız vallahi helal olsun. Yani yiğidin hakkı iyi de aynı sayıcı gibi yapmışsınız lan. Şuraya bak. Kıza bir de sahte sicil sayfası hazırlamışlar. Yalnız bir muhaber de sicil de sahte değil. Nasıl sahte değil lan? Nasıl sahte değil? Gerçek yani. Biz istesek bile sahte sayfayı hazırlayamayız.
Bunlar hep emniyetin ana merkezinden geliyor bize. Müsaitseniz biz gelebilir miyiz müdürüm? Müdürem? Tabii. Buyurun arkadaşlar. Sağ olun. Ha Ali'ciğim. İstesen kapıyı kapat da müdür hanımımıza ceyran yapmasın. Hadi. Maraz Ali ve Adanalı, öyle değil mi? O Maraz Ali. O da Adanalı. Adanalı benim. Ben de Maraz Ali. Ama sadece Ali demenizi tercih ederim. Bana da yani sadece Adanalı diyebilirsiniz. Yani içinizden nasıl geliyorsa, yani nasıl hissediyorsanız rahat olun. Benim için fark etmez müdürüm yani. Sonunda efsane ikiliyle tanışma şerefine ulaştım. Ne diyeyim? Ben de Allah'ın sevgili kuluymuşum demek ki. Güzel. Amin. Pardon? Estağfurullah demek istemiştim aslında. Güzel. Buyurun oturun beyler. Yok, böyle iyiyiz biz. Biz zaten bütün gün oturuyoruz. Masa başı görev hiç bize göre değil aslında. Bir de insan böyle oturunca bir farkında olmadan bir kilo alıyor, bir kilo alıyor. Yani olmaz. Ben oturun derken bir teklifte ya da ricada bulunmadım arkadaşlar. Bu bir emirdir. Oturun. Otur Ali. Az önce dosyalarınıza bakıyordum. Sizin hakkınızda çok şey duydum beyler. Sağ olun. Sağ olun. Ama ne yazık ki duyduğum şeyler pek de iç açıcı şeyler değildi. Beni bu göreve atadıklarında sizinle daha önce çalışmış veya bir şekilde beraber operasyona katılmış bütün arkadaşlarım beni aman deyip uyardılar. İkisiyle de başa çıkman imkansızdır. Hiç söz dinlemezler. Emir komuta zincirini hiçe sayıp hep kendi başlarına buyruk hareket ederler. Hem kendilerinin, hem görev arkadaşlarının, hem de sivil halkın canını tehlikeye atmaya, kamu malına zarar vermeye bayılırlar dediler. Kim? Biz mi? (Gülüyor)
Kusura bakmayın müdürüm ama ya biraz fazla abartmışlar ya. Yani hayır, insanın adı çıkacağına canı çıksın demişler ya. Ali ile bizimkisi aynı o durum. Ben size konuşabilmeniz için izin verdiğimi hatırlamıyorum Adanalı Bey. Verdim mi? Vermedim. Değil mi? Bundan sonra konuşmadan önce benden izin isterseniz aramızdaki emir komuta zincirini muhafaza etmiş oluruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Marazali Bey, siz de müdürünüzün önünde sırıtmayın lütfen. Hakkınızda yapılan tüm uyarılar hiç umurumda değil. Muhteşem ikiliyi muma çevirmek demek bana kısmetmiş. O günleri de göreceğiz inşallah.